Evet, haber merkezince hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hestorex Turizm Fuarı yoğun katılımla yapıldı. Fuara Antalya'da bulunan Erzincan dernekleri de katılırken Erzincan Valisi Ali Aslantaş da fuarı ziyaret edenler arasındaydı. Vali Aslantaş, Erzincan dernekleriyle bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hestorex Turizm Fuarı yoğun katılımla yapıldı. Fuara Antalya'da bulunan Erzincan dernekleri de katılırken Erzincan Valisi Ali Arslantaş da fuarı ziyaret edenler arasındaydı. Vali Arslantaş beraberindeki heyetle birlikte Antalya Erzincan Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni de ziyaret etti. 1986'dan beri. Antalya Erziyat Başkanı Mustafa İlhan, derneğin faaliyetleri hakkında Vali Arslantaş'a bilgi verdi. 39 depreminde gelip buraya yerleşip, burada turizmin baş şehri olan Antalya'da oteller olup, işte organize sanayide fabrikası olan hemşehrilerimiz var. Bunların tabii Erziyat noktasında düşünmüşsünüz, yatırımlarını gelip, buradaki yaptıkları faaliyetleri özellikle Erzincan'da da yapmalarını istiyoruz. Erziyat şu anda yeni, özellikle Antalya için konuşuyorum. Üyelerimiz inşallah bu hem Erzincanlı Yardımlaşma Derneği, hem Fırat Boyu Derneği, hem de Kemer'deki Erzincanlar Derneği ile ilgili başkanlarımızın, sevgili başkanlarımızla beraber bir araya gelip Erziyat'a bilmediğiniz ve bildiğiniz iş adamlarını katarak hem Antalya'mıza hem de Erzincan'ımıza bu güzel ülkemizin, bayrağımızın altındaki ülkemize faydalarının olmasını istiyoruz. Katma değer kazandırmalarını istiyoruz. Ziyarette konuşan Vali Arslantaş, faaliyetlerden dolayı Antalya Erziyat'a teşekkür etti. Erzincan'la Antalya arasında kurduğunuz bu gönül köprüsünden ötürü Erzincan'ın kültürünü, Erzincan vatandaşının ulvi değerlerini, efsafını burada temsil ettiğiniz için ben her birerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzincan hemen yanındaki Sivas'a ve Erzurum'a bakarsanız çok farklı bir insan topluluğunu barındırdığını görürsünüz. Sivas'ta, kötülemek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ya da Erzurum'da adres sormak için sokaktan insan seçersiniz. Fakat Erzincan'da kimi görürseniz çevirin, bir yer sorun, elinizden tutar, sizi gideceğiniz yere kadar da götürür. Böyle esnaf tabiatlı bir insan topluluğunun bir araya geldiği bir şehir. Bunun için orada yaklaşık 3 yıldır görev yapıyorum. Belki de en keyifli çalıştığım yerlerin başında geliyor Erzincan. Ziyarette Vali Arslantaş'a teşekkür plaketi verildi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmalarına başladı. Başkan Aksun, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Aksun, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Evet, çok değerli hemşehrilerim, çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla açılmış olan Millet Bahçesi'ni ziyarete geldik tüm arkadaşlarımızla. Ve içeride incelemelerde bulunup hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir meslek elemanı olarak Gelecek Vizyonumuz konulu seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Ergen'e konuşmacı olarak katıldı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir meslek elemanı olarak Gelecek Vizyonumuz konulu seminer düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Ergen'in konuşmacı olarak katıldığı seminer, il genelindeki rehber öğretmenlerine yönelik verildi.
Okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla sunulan hizmetlerin 2023 eğitim vizyonunda da bakanlıkça belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinde çok önemli bir yere ve değere sahip olduğunun vurgulandığı seminerde rehber öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve alan uzmanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişiyle mesleki bilgilerini güncellemelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Erzincan Lisesi toplantı salonunda düzenlenen seminer öncesi ERT Haber'e konuşan Profesör Doktor Ergen'i 2023 eğitim vizyonunda bakanlık tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla verilen eğitimlerin önemini dile getirdi. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden Psikolojik Danışma Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tuncay Ergen'e Erzincan Üniversitesi ve Erzincan Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetlisi olarak Erzincan'da bulunuyorum. 2 gün Erzincan'da bulunacağım. Farklı kurumlarda seminerlerimiz olacak. Yaklaşık olarak 25 yıldan beri bu konularda farklı seminerler veriyoruz. Bugünkü konumuz psikolojik danışma ve rehberlik. Erzincan'da bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda rehber öğretmen kadrosundaki okul psikolojik danışmanlarına bir seminer vereceğiz. Özellikle de akademik başarı ve başarısızlığın değerlendirilmesi, bu konulardaki okullarda zaman zaman karşılaştığımız olumsuz davranışlar ve disiplin problemleriyle nasıl çalışılabilir, madde bağımlılığı ve madde bağımlılığının önlenmesi ve bu konularla ilgili olarak farklı kurumlarla nasıl işbirliği içerisinde çalışabiliriz? Bunlarla ilgili olarak da yine okullarda karşılaşılan zaman zaman ihmal ve istismar olaylarıyla başa çıkma konusunda okullardaki çalışan okul psikolojik danışmanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ardından seminere geçildi. Konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Ergen'e bir meslek elemanı olarak gelecek vizyonumuz konusunu rehber öğretmenlerle paylaştı. Şimdi buyursunlar. Gelin şöyle. Yok yok gelin. Şimdi bazı sorularım var. Bu sorulara arkadaşımızla birlikte bir yanıt verelim istiyoruz. Lütfen bu soruları yanıtlarken de kendi zihninizden de kendiniz geçirin. Sayın seyirciler, Erzincan-Sivas Karayolu Refahiye ilçesi yakınlarında otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananların Gümüşhane'nin Kelket ilçesinde bulunan akrabalarının cenazesine gittikleri öğrenildi. Erzincan-Sivas Karayolu Refahiye ilçesi yakınlarında Aydın Arıkan'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Adil ve Adem Arıkan'la Murat Üstün yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Araçta bulunanların Isparta'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan akrabalarının cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Erzincan bakır el sanatları gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeşit çeşit hediyelik bakırlar beğeniye sunulurken bakırcı esnafı da yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Sabahattin Kaplan'ın özel haberini izliyoruz. Erzincan bakır el sanatları şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yüzlerce çeşit ürün raflarda beğeniye sunulurken sektör giderek büyüyor. Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen Yeraltı Çarşısı'ndaki bakırcılar, yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken, turlarla gelen yerli turistler bu çarşıya uğramadan gitmiyor. Sezon içinde ise asker ve polis okulu öğrencisi yakınları yemin törenlerine geldiğinde Bakırcılar Çarşısı'nı mutlaka ziyaret ediyor. Bakırlar çok güzel, evet. Zaten buranın meşhur Erzincan'ın şeyleri bakır. Bayıldım, çok güzel. Çarşı esnaflarından Orhan Yeni Dünya, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, hediyelik bakır eşyaların vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi. 8 yıldır bu mesleği yapıyorum, çıraklıktan yetişmeyim. Bu mesleğimizi ayakta tutabilmek için tabii ki bazı önlemler alıyoruz. Kışın işlerimizin sakin oluşundan mallarımızı
çeşit çeşit yığıyoruz. Şimdi baharın gelişiyle de inşallah müşterilerimizi bekliyoruz. Bilhassa iş turist olarak memleketimize gelen yabancılara inşallah güzelce hazırladığımız malları satacağız. Bahar aylarıyla birlikte özellikle kırsal kesimde görülen kenelere karşı uyarıda bulunuldu. Kene ısırması sonucu oluşan Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı konusunda uzmanlar halkı uyarıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Faruk Karakeçili, kene ısırması sonucu oluşan Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı konusunda vatandaşları uyardı. Doktor Karakeçili, bu hastalıkta tanı ve erken müdahalenin büyük önem taşıdığını söyleyerek özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Özellikle yaz aylarının girilmesiyle birlikte, bahar aylarıyla birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte kene aktivitesindeki artış meydana geliyor ve kene vakaları dediğimiz halk arasında, Kırım Kongo vakalarında da artış görülüyor. En fazla hep Haziran-Temmuz aylarında en yüksek boyutuna ulaşıyor. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Erzincan ilinde de vakalar görüyoruz dedik. Türkiye'de baktığımız zaman Kerkit Vadisi ve civarında zaten hastalık çok fazla görülüyor. Tokat'ta, Çorum'da, Sivas'ta yine ilimizde de çok fazla vaka görüyoruz. Çevre illerden, ilçelerden vakalar gelebiliyor. Bu açıdan vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak gerekirse, özellikle kırsal bölge hastalığı olduğunu bilelim. Biz şu ana kadar son 6-7 yılda takip ettiğim vakalardan hiçbiri şehir merkezinden gelmemişti örneğin. Özellikle kırsal bölge hastalığı olduğunu bilelim. Kırsal bölgede bulunan vatandaşlarımıza da şunu önerebiliriz. Yaz aylarında özellikle kenelerin aktif olduğu dönemde bir kırsal alan ziyaretinde bulunanlara da veya pikniklere gidenlere de özellikle uzun kollu pantolon paçalarını kapatacak şekilde giyinirlerse veya kene geldiği zaman rahatlıkla fark edilmesi için açık renk elbiseler, kapalı ayakkabıların giyilmesi öneriyoruz. Özellikle kenelerin yapışabileceği yerlerin örtülmesi oldukça önemli. Tabii bunu yapalım derken kene aktivitesi artıyor ama boş yere bir panik de olmaması lazım. Örneğin şehir merkezindeki parklardan vesaire kene tutulmaları olabiliyor. Bu şekilde vatandaşlar bize başvurabiliyor, panikle başvurabiliyorlar. Biz şu ana kadar şehir merkezinden kırsal bölgeye gitmemiş kişilerde hiç görmedik. Yani bütün vakalar kırsal bölgeden geliyorlar bize. ...2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olanların hac ücretlerini ödeme günü 10 Nisan 2019 tarihi olarak belirlendi. Hacı adayları bu tarihe kadar hac ücretlerini ödemedikleri takdirde kayıtları silinecek. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 2019 yılında hacca gidecek olan hacı adaylarının hac ücreti yatırma tarihi 10 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Kesin kayıtları yaptırıp hac ücretinin ikinci taksitini yatırmayan hacı adaylarının ücretlerini 10 Nisan Çarşamba gününe kadar ödemeleri gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu tarihe kadar hac ücretini ödemeyen hacı adaylarının kaydının silineceği belirtildi. Tunceli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında düzenlediği operasyonda binlerce mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Tunceli merkez kırsalında binlerce mühimmat ve malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelerde bulunuldu. Tunceli Merkez Kırsalı'nda İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait bir mağara ve bir silah deposu imha edilmiştir. Bu yerlerde 8 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca ve tabancaya ait şarjör,
1 adet Canas keskin nişancı tüfeği, 7.62 mm ve 5.56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gram C4 patlayıcı, 4 adet Canas şarjörü, 20 adet av tüfeği mühimmatı, 1500 metre kablo, 20 adet koli bandı, 1 adet çadır, 2 adet av tüfeği namlu uzatması, 1 adet av tüfeği bakım kiti, 1 adet roket mühimmatı, 4 adet pil bloğu, 9 adet küçük tüp, 3 adet uyku tulumu, 1 adet güç kaynağı, 1 adet gündüz görüşlü dürbün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurlarının bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Sırada spor haberlerimiz var. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor hafta sonunda kendi sahasında konuk ettiği Gölcükspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Erzincanspor son 4 haftaya girildiğinde puanını 41'e çıkararak play-off grubu için ümitlendi. Türkiye 3. Ligi 3. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor hafta sonunda kendi sahasında Gölcükspor'u konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Erzincanspor, rakip yarı alanda baskı kurarak gol aradı. Erzincanspor'un ilk yarıda atakları sonuç vermeyince ilk 45 dakika golsüz geçti. İkinci yarıda iyi başlayan taraf Erzincanspor oldu. Kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi 72. dakikada Sabit Hakan Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra her iki takımın atakları da sonuç vermeyince karşılaşma 1-0 Anagolt 24 Erzincanspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Erzincanspor aldığı 3 puanla puanını 41'e çıkardı ve ligde 8. sırada yer aldı. Kırmızı siyahlı ekip ligin tamamlanmasına 4 hafta kala play-off şansını sürdürdü. Erzincan'da okul sporları kapsamında minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler bisiklet il birinciliği yarışmaları yapıldı. Sporcular farklı kategorilerde dereceye girmek için mücadele ettiler. Okul Sporları Federasyonu'nun 2018-2019 faaliyet programında yer alan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler bisiklet il birinciliği yarışmaları yapıldı. Miniklerde 2, küçüklerde 5, yıldızlarda 4, gençlerde ise 7 takım olmak üzere toplam 18 takımdan 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen okul sporları bisiklet il birinciliği müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan sporcular birinci olmak ve Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etmek için var güçleriyle pedal çevirdiler. Yapılan yarışma neticesinde küçükler, yıldızlar kategorisinde ve gençler kategorisinde birinci olan takımlar Erzincan'ı okul sporları grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandılar. 300 bin. Minikler kategorisinde Çukurkuyu Ortaokulu birinci olurken küçük erkekler kategorisinde Mehmetçik Ortaokulu, küçük kızlar kategorisinde Vali Metin İlyas Ortaokulu, yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorisinde Mehmetçik Ortaokulu, genç erkekler A kategorisinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç erkekler B kategorisinde ise İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza.
Erzincan 6-13, Erzurum 2-11, Sivas 7-15, Gümüşhane 5-16, Bayburt 2-12, Giresun 12-17, Elazığ 9-16, Tunceli 8-13, Bingöl 7-13, Malatya 9-18, Yozgat 4-14, Amasya 9-23, Kars 0-12, Van 3-13, Ağrı 2-10 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.67, satış 5.68, euro alış 6.39, satış 6.40. 22 ayar altın bilezik alış 215.65, satış 217.81, tam altın alış 1556.05, yarım altın alış 770.216, çeyrek altın alış 385.10'dan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.